Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Rüzgar Şimşek Oyunu. İlk önce anlatmak istiyorum. Sonra başlayacağız. Rüzgar dediğimiz zaman ellerimizi böyle yapacağız. Şimşek dediğimiz zaman ellerimizi birbirine şaklatacağız. Anlaştık mı çocuklar? Hazırsanız başlayalım o zaman. Rüzgar. Şimşek. Rüzgar. Şimşek. Şimşek, şimşek, rüzgar, 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 şimşek, rüzgar, şimşek, rüzgar, şimşek, rüzgar, şimşek, şimşek, şimşek. Şimşek, rüzgar, şimşek. Beğendiniz mi çocuklar oyunumuzu? O zaman haydi hikayemize geçelim. Bakalım bugünkü hikayemizde ne varmış merak ediyorum. Süper kız, mastermaid. Bir zamanlar bir kralın çok cesur bir oğlu vardı. Prens krallığın dışındaki dünyayı çok merak ediyordu. Bu yüzden bir gün sarayı terk etti. Prens yolculuğu sırasında bir devle tanıştı. Onunla birlikte yaşamaya başladı. Dev prense bazı işler buyurdu. Ayrıca bazı odalardan uzak durması konusunda prensi sertçe uyardı. Sonra da evden ayrıldı. Prens meraklıydı. Üstelik devden hiç korkmuyordu. Hemen odalardan birinin kapısını açtı. İçeride 3 tane kaynayan kazan duruyordu. İçlerinde eşyaları bakır, gümüş ve altına çeviren sihirli karışımlar vardı. Başka bir odada ise güzel bir kız gördü. O mastermaid idi. Kız ona işleri kolayca bitirebilmenin püf noktalarını öğretti. Dev eve döndüğünde işlerin tamamlanmış olduğunu görünce şaşırdı. Ertesi gün dev prensi daha çok görev yükledi ve yine dışarı çıktı. Mastermaid'in yardımıyla prensinin işini kolayca gördü. Dev eve gelip prensin işleri yine tas tamam halletmiş olduğunu görünce onun Mastermaid ile konuştuğundan şüphelenmeye başladı. Üçüncü günde prensten gidip kendisi için bir hazine getirmesini istedi. Prens dev ayrıldıktan sonra hemen Mastermaid'e gitti. Mastermaid hazinenin yerini biliyordu. Ona yol gösterdi ve dağların ardındaki mağarada istediği kadar altın ve gümüş bulabileceğini söyledi. Prens söyleneni yaptı. Akşamleyin dev ona hazineyi sorunca prens altın ve gümüşleri önüne yığdı. Dev artık prensin Mastermaid ile konuştuğundan emindi. Ertesi gün dev prensi Mastermaid'in yanına götürdü. Mastermaid'den prensi çorba yapmasını istedi. Dev odadan ayrıldıktan sonra kız prensi parmağından 3 damla kan aldı. Ateşte kaynayan tencerenin içinde kanı eski giysileri ve ayakkabıları koyup kaynatmaya başladı. Daha sonra yanına almak üzere bir bohça hazırladı. İçine bir altın elma, 2 altın tavuk, 1 şişe su ve 1 parça tuz koydu. Mastermaid ve prens devin evinden kaçtılar. Nehir kenarında bir sandala bindiler. Dev ikisinin beraber kaçtığını fark ettiğinde peşlerine düştü. Ancak Mastermaid tuzdan bir dağ oluşturdu. Bir şişe suyla da nehri denize dönüştürdü. Böylece devden kurtulmayı başardılar. Prens ve kız kısa süre sonra babasının topraklarındaki sahile ulaştılar. Mastermaid prensi uyardı. Bir süre hiçbir şey yememesini söyledi. Prens bir binek bulmak için sahilden ayrıldı. Çabucak döneceğini söz verdi. Yolda kıza verdiği sözü unuttu. Bir elma yedi. O anda prens yaşadığı her şeyi unuttu. Mastermaid uzun süre prensi bekledi. Etrafta gezinmeye başladı. Yaşlı bir kadının kulübesine vardı. Orada günlerce prensin yolunu gözledi. Mastermaid'in güzelliğini duyan birçok genç onunla evlenmek istedi. Fakat o bu tekliflerin hepsini geri çevirdi. Bir gün kral ve prensin yolu Mastermaid'in kulübesine düştü. Süper kız altın elma ve altın tavukları masaya koydu. Prens bunları görür görmez olan biten her şeyi hatırladı. Prens ve Mastermaid evlendiler ve çok mutlu bir hayat sürdüler. Evet çocuklar, gerçekten hikayemiz çok güzelmiş. Hikayemiz burada sona erdi. Sizlere kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.